Belirttiğiniz gibi şu anki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve mevzuatında buna ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Buna ilişkin mesela hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmesine ilişkin yönetmenliğimiz bulunmaktadır. Bu yönetmenliğin 5. maddesinde ise belli şartlar konulmuştur. Bu şartlar dahilinde görüşmeler sağlanabilmelidir. Yine bu maddenin bugün yönetmeliğin 5. maddesinin bebeğinde şöyle bir ibare bulunmaktadır. Odaya kapatma disiplin cezası almış olsa dahi çocukların annesi, babası, kardeşleri, avukatı, resmi ve yetkili merciler yasal temsilcileriyle görüşmesi hiçbir şekilde engellenmemelidir şeklinde yönetmelik maddemiz bulunmaktadır. Yine aynı yönetmeliğin 20. maddesinde ise hükümlü ile avukat görüşmesine ilişkindir. Hükümlü avukatıyla mesai saatleri içerisinde kimliğini ibraz etmesiyle görüşme sağlayabilmelidir şeklinde madde bulunmaktadır. Ancak İmralı Kapalı İnfaz Kurumu'nda bu husus uygulanmamaktadır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi yasalarını kendi hapishanelerinde uygulamamaktadır. Bunu görüyoruz durumda. Yani tecrit yanın haliyle kişilerin, bireylerin toplumdan uzaklaştırılması durumudur. Toplumda olan ilişkisinin kesilmesi mutlak iletişimsizlik haliyle karşımıza çıkmadı. İmralı'da uygulanan tecrit ise bugüne dek dünyada hiçbir yerde uygulanmamış bir tecrit durumudur. Bu durum keskin ve kesintisiz mutlak iletişimsizlik olarak uzunca bir süre, yaklaşık 42 aydır uzunca bir süredir devam etmektedir. Mevcut yasal düzenlememiz de buna uygun, görüşmesi yönünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Ancak yine belirttiğimiz gibi kanunlarımız buna elverişli olmasına rağmen İmralı Ada Hapishanesi'ne hukuk uygulanmadığını net bir şekilde görüyoruz. Tecrit İmralı Ada Hapishanesi'nden başlayıp Türkiye'deki bütün cezaevlerine sirayet etmiştir. Şu an Türkiye'nin birçok cezaevinde İmralı'daki tecride ilişkin 27 Kasım'dan 4 Şubat'a kadar bir açlık grevi, ondan sonraki süreçte mahkeme boykotları şeklinde eylemsellikler oluşmuştur. Burada aslında toplumun barış istediğini, toplumdaki barışı sağlamak için el uzattığını görüyoruz. Ancak hükümet tarafından, iktidar tarafından buna karşılık gelmediğini de net bir şekilde görüyoruz. Yani herkes tarafından öncelikle bu hukuksuzluğun giderilmesi için ses çıkarmamız gerekir. Yani bizler avukatlar, hukukçular olarak bu hukuksuzluğu engellemek için, bu hukuksuzluğu gidermek için her mecrada, her alanda bunu dile getirmeliyiz. Bağlı bulunduğumuz, yani gerek ulusal gerek uluslararası sözleşmelerde bağlı bulunduğumuz mekanizmaları devreye sokup bu hukuksuzluğun gidermenin yolunu aramamız gerekmektedir. Yine geçen günlerde Asrın Hukuk Bürosu avukatları tarafından CPT'ye yapılan bir başvuru bulunmaktadır. Acil bir görüşme yapılması, çünkü orada bir tecritin uygulandığı ve hiçbir şekilde haberin alınamadığını, durumunun, sağlık durumunun ne olduğunu hakkında bir bilgilerinin olmadığını, bunun net bir şekilde ortaya konulması için bir acil çağrıda bulunmuştur. Umarım bu başvurularımız bir cevap olur ve ulusal ve uluslararası mekanizmalar devreye girip bu hukuksuzluğu giderir diyebiliriz.